Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte TeamViewer'da bağlantı kurarak uzaktan kontrol sekmesini inceleyeceğiz. Öncelikle bağlantı kuracağımız cihazlarda TeamViewer uygulamasını başlatıyoruz. Uygulamamız şu anda sorunsuz şekilde çalışmakta. ID ve şifre bilgilerimiz kontrol panelinde yer almaktadır. Karışıklığı önlemek için bir örnek üzerinden bağlantının mantığını anlatacağım. A ve B bilgisayarlarımız olsun. A bilgisayarı sizin şu anda kullandığınız bilgisayar, B bilgisayarı ise bağlanmak istediğiniz bilgisayar. B bilgisayarındaki ID ve şifreyi A bilgisayarına eksiksiz şekilde girerseniz ve bağlantı butonuna basarsanız bağlantınız sorunsuz şekilde tamamlanacaktır. Bağlantı şu anda başarılı bir şekilde gerçekleşti. Karşımızdaki bilgisayarın masaüstünü görmekteyiz. Ekranın üst köşesinde bulunan kontrol çubuğundan bazı işlemleri rahatlıkla yapabilmekteyiz. Buradaki sekmelere bakacak olursak ana sayfa, işlemler, görünüm, iletişim, dosyalar ve diğerleri olmak üzere 5 sekmeden oluşmakta. Buradaki sekmeleri ana sayfadan başlayarak inceleyelim. Ana sayfa sekmesine baktığımız zaman burada bilgisayar hakkında yani bağlanmış olduğumuz bilgisayar hakkında genel olarak bilgiler yer almaktadır. Bunlar performans bilgisi, işlem bilgisi, aynı zamanda oturum, bağlanmış olduğumuz oturumun bilgisi, aygıt ile ilgili detaylı bilgiler yer almaktadır. İşlemler sekmesine bakacak olursak, işlemler sekmesinde öncelikle bakacağımız alan not alma kısmı. Buraya almış olduğunuz notlar karşıdaki bilgisayara yapışkan not olarak yerleşmekte. Yine karşımızdaki bağlanmış olduğunuz bilgisayarı o an kilitleyebiliriz ya da o bilgisayarı belirli bir süre sonra kilitleyebiliriz. Yeniden başlatma da yine aynı mantıkla ilerlemekte. Ctrl Alt Delete kısmı ile ise karşınızdaki bilgisayarın Windows panelini açmaktasınız. Buradan işte bilgisayarınızın kilitleme, kullanıcı değiştirme, oturumu kapatma, parola değiştirme, görev yöneticisini çalıştırma gibi seçeneklerini kullanabilirsiniz. Uzaktan etkileşim kısmında bulunan uzaktaki bilgisayar girişlerini devre dışı bırak ya da uzaktaki bilgisayardaki görüntüyü devre dışı bırak seçeneklerini ücretsiz tarifede maalesef kullanamıyorsunuz. Bu alanları kullanabilmek için ücret planınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bir diğer kısım ise şu anda bağlanmış olduğunuz bilgisayara başka bir sizin gibi bağlantı yapmasını istediğiniz arkadaşınızı davet edebilirsiniz. Görünüm sekmesine bakacak olursak bu kısımda ölçeklendirme, kalite optimizasyon ve performans gibi alanları yer almaktadır. Bu alanları da kullanım amaçlarınıza göre şekillendirebilirsiniz. İletişim sekmesine bakacak olursak bu kısımda ise karşınızdaki bilgisayarda bulunan kişiyle sesli, görüntülü ya da sadece chat ortamından iletişim sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda bağlanmış olduğunuz ekran üzerine notlar ekleyebilirsiniz. Buradaki alacağınız notlar başlangıç kısmında gösterdiğim yapışkan notlardan ayrı olarak serbest kalem ile alınabilen notlardır. Evet, şu anda bir örneğini görmektesiniz. Not alma işlemimizi tamamladıktan sonra bu notları kayıt da edebiliriz. Aynı zamanda tamamen silebiliriz. Dosyalar ve diğerleri sekmesine bakacak olursak, burada baskı kısmında bulunan TeamViewer yazdırmayı etkinleştir seçeneğini şu an için kullanamamaktayız. Bu ücretli tarife de yer almakta. Burada kullanabileceğimiz diğer alanlar ise şu anda ekran görüntüsünü alabilir. Aynı zamanda video olarak kaydedebiliriz. Ve bunların yanı sıra
Dosya aktarımı yaparak karşıdaki bilgisayara dosyalar gönderebilir ve o bilgisayardaki dosyaları kendi bilgisayarımıza aktarabiliriz. İşlemlerimizi tamamladıktan sonra oturumu artık sonlandırabiliriz. Evet, şu anda başarılı bir şekilde oturumumuz sonlandı. Evet arkadaşlar, TeamViewer uzaktan kontrol bağlantı videosunun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.